Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün servikte kripto paraları ve piyasada denileceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bildiğiniz şekilde Bitcoin de kanalı kırmamız durumunda alım olabilir demiştik ve daha demin aldım. Ne aldığımı da söylemiştim zaten. Hedeflerimi de söyledim. Ne aldığımı gelince biliyorsunuz arkadaşlar şunu söylemiştim. CXP'ye paramın ciddi bir kısmını, paramın %70'ini bu oluşturuyor. CXP zaten %12 arttı da şu an. Geriye kalan %25'i kısmını atom. Geriye kalan yüzde <laughs> Geriye kalan buçukta kısmında AVAX oluşturuyor. Yani %25'i arkadaşlar atom ve AVAX olarak bölüştürdüm. <laughs> Buna haberi var çünkü. Tutmayı düşünüyorum. Peki Bitcoin'de ne oldu? İlk başta buna başladım. Sonra istediğiniz coin'leri incelemeye başlayacağım. Bitcoin'de arkadaşlar <laughs> bu kanalı yukarı doğru kırdık. Sağlam şekilde ilerliyoruz. Ki biz bu kanalı kırmamız durumunda alım olabileceğini de söylemiştik. Şu anda da baktığımız zaman %2'lik bir artıştayız. Altcoin'lerde bir artış gelmiyor. Ciddi bir artış gelmiyor. Daha doğrusu artış geldi. Bunlarla da Bitcoin orantılı olarak ama beklediğimiz bir artışı göremedik. Bunun sebebi de arkadaşlar Bitcoin dominans yükseldi. Görüyorsunuz zaten. Ama bu da aşağı doğru inecektir zaten dediğimiz gibi. Genelde hep böyle oluyor. Yani Bitcoin ilk başta çıkıyor. Ondan sonra alt Hadi siz de gelin dermiş gibi böyle yanına çekiyor. Yani bunları hep görüyoruz. Hedeflediğimiz yerler arkadaşlar 55 bin dolar ile 56 bin 700 seviyesi olacaktır. 56.500 seviyesi olacaktır. Ee, eğer bu arada arkadaşlar 58.000 seviyesini aş, yani bu seviye açmamız durumunda atürmler sorusu 57.000 dolar açmamız durumunda 58.350'ye kadar yolculuğumuz devam eder. Orayı da aşarsak 60.000 dolara hızlı bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum ki volatilite pek fazla gelmiyor onu da belirteyim. Ya yani bakarsınız volatilitede eksiklik var. OBV adlı indikatörümüzde eksiklik var. Erasa'ya bakarsak bir tek Erasa olumlu gidiyor. <laughs> Onun dışında <laughs> hepsinde uyumsuzluk var onu söyleyeyim ee, yani dikkatli olmak gerekiyor ee, Ayrıyetten bir haber de yok ee, bildiğiniz şekilde bu yükselişleri pompalayacak bir haber gerekiyor ee, Bakarsanız şöyle hacimde yok ondan da bahsettim geçtim ee, 2012 gibi altcoinler o zamanki fiyatlarına çıkabilir mi altcoin rallisi gelirse ee, Şimdi Zehra Hanım size sadece şunu söylüyorum Altcoin rallysinin gelebilmesi için baktığımız zaman şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Ethereum'a bakın mesela. Gelelim şöyle bir aylık grafikte bakalım. Geldik şöyle. Ya bakarsanız aylık grafikte zaten bu 2017'deki zirvesini geçmiş Ethereum. Ama eğer diğer altcoinlerden bahsediyorsanız mesela nedir? BNB'dir bakalım 2017'de olan bir coin'ini göstereyim size. Yok bunlar değildi. Mesela XRP 2017'de vardı diye biliyorum. Evet bakarsanız <laughs> 2018'deki seviyesi yani şurası neresi olursa 1 dolar 50 sen. Yani buraya gelmesi çok zor. İnanın çok zor. Bu ini'de de böyle onda da böyle bunda da böyle. Ya da ıı, evet bakarsanız şöyle yani çoğu zaten geçmiş. 2010'daki zirveyi geçmiş onu söyleyeyim. Bakarsanız şöyle. ya Bakın hepsine bakalım gelin şöyle. 2017'deki zirveyi zaten geçmişiz. Ee, geçme mesela ne odan bahsediyorsanız. Ee, mesela bu 2018'de çıkmış zirvesi burası zirveye geçebilir mi? Ee, bana zor gelir onu söyleyeyim. Altcoin rallisi başlasa bile zor gelir. Ha, 100 dolarlara geliriz, 120 dolarlara geliriz ama çok zor. Neden? Bitcoin piyasası artık iyice şişti gibi duruyor. Bu bana son son hareket gibi geliyor. Zaten ben bu hareketin dediğim gibi hani şurası Zehra'nın bence satış bölgesi olacaktır. 56.700 bölgesi. Ya ee, bu arada 58.200, 58.300'ü geçersek ya da 56.000'e 57.000 56 doları 57 devirirsek o zaman 58.000'e geliriz. Dediğim gibi 58.000'e geçersek e, bu düşüncem biter. Ama buraya gelene kadar 58.000'i geçmeyene kadar ben bu hareketin sağlam bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi 57.000'e kadar Tamam pump olabilir ama oradan tekrardan yönümüzü aşağı veririz. Ben böyle düşünüyorum. Yani Çünkü Binance'ın CEO'su da dün mesela konuştuğu Çinli bir be beyefendi biliyorsunuzdur. Ee, ve bu Çinli beyefendi bize şunlardan bahsetti. Bitcoin piyasası dedi. İsteseniz de istemeseniz de bir gün patlayacak dedi. Yani bu dediği doğru bu adamın. Yani bu bilmeyen bir adam değil. Piyasayı bilmeyen bir adam değil. Ve bu adam e, diyorsa ben bunu dikkate alırım. Ki gerçekten de doğru. Yani bu kadar insan görüyor. E, bu eninde sonunda patlayacak. Yani e, satış bölgemiz neresi olacak? Bence 57 yani bin. Bence bu benim şahsi fikrim. Avax inceler misin? 8 Mart'ta ne olacağını anlatır mısın? Şimdiden teşekkürler. Rica ederim. 8 Mart'ta halka arz olacak. Bu halka arz ne demek? Yani coin sürecek piyasaya ki Avax'ın biz ilk coin sürmesinde piyasaya bir gecede bütün parasını tükettiğini biliyoruz. Yani bir gecede hepsi satıldı. İnanın hepsi satıldı. Ayrıca Avax'ın haberleri de güzel. Ondan 8 Mart'ta da ciddi bir alım olacağını düşünüyoruz. Avax'da özellikle. Avax cephesinde. Avax inceler misin demişsin? <laughs> Dediğim gibi paramın %12'sini Avax'da tutuyorum. Bakarsanız şöyle ne kadar birazcık ee, Avax'a bakarsak şöyle toplama noktasındaydık. Ve Avax'da da e, ben diğer coinler gibi ilk başta 39 bin doları beklerim. E, 39 bin 42 bin doları beklerim. Eğer 42 bin dolar aşılırsa bunda hedeflerim çok yoğun söyleyeyim. E, 51 bin, dolar, 51 bin dolara kadar çıkar. E, 51 dolara diyelim hatta. Yani bini atalım. E, bin de sevilmemiş sebebi arkadaşlar. Küsur altında olması. 51 dolara kadar çıkar onu söyleyeyim. <laughs> zaten fırsat gördüğüm coinlerden biri biliyorsunuz. Yani ben bu coin'i beğeniyorum. Toplama noktasında olduğunda uzun zamandır vurguluyordum. Bakarsanız zaten SXP'den de bahsettik. SXP'nin hedefi burası. Neresi orası? 3 dolar 17 cent. 3 dolar 35 cent. Bunları da söyleyelim. Ee... 8 Mart'ta olumlu bekliyorum tabii ki. Neden? Halka arkadaşlar. Borsa İstanbul'da da oluyor biliyorsunuz bunu. Yani bunlar genellikle olumlu hareketlerdir. Neden? Bu firmalar, şirketler para kazanır bu halka arzı Neden? Para, sen adama parayı veriyorsun. Borsada adam sana hisse veriyor. Burada da aynısı. Yani sen adam parayı veriyorsun. Adam sana koyun veriyor. şirkete para veriyor. Hocam %10 vergi alınacakmış. Sabah sitesinde okudum. Gerçekleşme ihtimaliyle alakalı bir şey söyler misiniz? Şimdi çok zor. Neden? Yabancı borsaların özellikle Binance gibi Çin merkezi ya da Bitfinex gibi Amerikan merkezi borsaları Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir hesap verme zorunluluğu yok. Yani adamlar Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımıyor bile. Size öyle diyeyim. Yani tanımıyor derken tabii ki resmi olarak tanıyor ama tınlamaz bile. Hani burada istediğiniz kadar diyeyim vergi alacağız. Siz bize vergi vereceksiniz. Adam umrunda olmaz ki. Adam sana bilgilerini paylaşmak zorunda değil çünkü. Ya Türk borsalarında olur mu? Elbette olur. Türk borsalarında ben verginin geleceğini düşünüyorum ama yabancı borsalarda bunu kontrol etmesi gerçekten zor ki zaten öyle bir şey olursa insanlar arkadaşlar kayar nasıl kayar mesela yabancı ülkeden kredi kartı alır adam ona koyar parasını yani insanları kaçırırız bu da iyi bir şey değil zaten bunu yapmalarının sebebi de arkadaşlar yani şu an borsa İstanbul'dan para çıkıyor kriptoya özellikle aktığını biliyoruz kripto bütün her yerden para koyuyor devlet de bunu engellemeye çalışıyor aslında omega coin'i bakalım aslında yapılan şey iyi bir şey değil yani ben desteklemiyorum her şeyden vergi alınmaz arkadaşlar her şeyden vergi alırsanız insanlar belli bir süre sonra bakıyor. Hani yani burada ben bir siyasi partiyi savunduğum için demiyorum ama eğer gerçekten burada gerçekleri konuşacaksak olay bu yani. Şimdi siz her şeyden vergi alırsanız e, o insanlar bunun kaçak yolunu arar. İşte borsa, Bitcoin'de de aynısı olabilir. Ki Bitcoin'den biliyorsunuz dolar geliyor ülkeye. Ya yani Bitcoin'de kar yaptığınız zaman ülkeye dolar akıtıyorsunuz. Her neyse, Omega coin'e baktığımız zaman da 6.30 ile 6.60'a gelmesini beklerim onu söyleyeyim. Beklerim ki Bitcoin eğer gerçekten sağlam ilerleyeceksek ilerliyor. 51 bin doları aşması durumunda 51 bin hızlanışımız daha da artacak onu söyleyeyim. <laughs> 10 bakalım. bakarsanız yüzde sekizlik bir artış var bunda yükselişi nereye kadar olabilir? Şuradan tuttum Fibonacci'mi çektim baktığımız zaman da hedeflediğimiz yerler eğer Bitcoin sağlam bir şekilde yükselecekse yüzde 40 ile yüzde bir kar onu söyleyeyim. Neresi olabilir? 1.46 en yüksek hedef oraya gelene kadar 1.40 var önümüzde orası da güzel bir yer. Ama dediğimiz gibi Bitcoin'e bir volatilite lazım. Ki <laughs> Bitcoin'e bakarsanız arkadaşlar kanalı yukarı doğru kırdı. Kanal hedefi dahi biz zaten 55 bin lira götürüyor. O yönden rahatız onu söyleyeyim. Hacim gelmiyor piyasa 2 saat 2 saat daha doğrusu 3 saat sonra kapanış var. Bu haciminde ben de olacağını düşünüyorum. Benim inancım böyle. Şu an Amerika'da bu arada arkadaşlar gece olduğu için pek fazla piyasaya para girmiyor. Neden? Küresel çapta paranın belki de %30'u sadece Amerika'da dönüyor. Yani biz Amerika'nın da çok ufak ülkeleriz. O yüzden aslında hacim olmuyor biraz da. <laughs> Ama Amerikalılar uyandığında adam bir bakacak 52 bin dolar. Adam da atlayacak bu hali. yani o da alacak. Ee, atom tez orta vade ee, <laughs> dediğim gibi %12 paramın atomdan ee, bunu söylüyorum atom bakarsan şöyle sıkışan bir hareket görüyoruz yukarıdan gelen bir direnç var sağlam bir direnç bu direnci kırmamız durumunda ee, bakın ben buna %52'lik bir yükseliş bile beklerim onu söyleyeyim %52'lik bir yükseliş ee, bu hareket biraz zor geliyor 26 bin dolar 26 dolar ikide hedef 26 doları aşarsa 31 dolara uçarız söyleyeyim tez olsun bakalım. Ya ki dediğim gibi yani çok ağırlık vermedim pozisyonumda. Yani ben zaten dün size de dedim yani ağırlık olarak size vereceğim. Ki görüyorsunuz 112 yapmış <laughs> Tezos'a bakarsak da Tezos'un geleceği yerler şöyle bir bakarsak eğer bu fake bir hareket değilse Bitcoin gerçekten çıkacaksa yani şuradan alman durumunda seni %18'likler %22'lik bir kar beklerim neresi orası 4.88 4.70 yani buraları bekliyorum onu söyleyeyim ama e, Bitcoin'de özellikle dediğim gibi 51.300'ü açmamız lazım. Burası neden önemli bir seviye? Bakarsanız özellikle şuralarda önemli bir direnç olarak çalışmış. Ayrıca 0.236'sına denk geliyor Fibonacci'nin. Bunları uyarıyorum bakın. EOS, Link. Ondan önce Cake varmış. Cake'e bir bakalım. Cake benim beğendiğim bir coin'de bakarsak şöyle altyapısını değil grafiğine beğeniyordum. Bu arada onu da söyleyeyim. Bakarsan şöyle senin için çok olumlu bir haber var. Bunu takip eden bir arkadaşımız vardı. Ne o haber? %8'lik. Bakarsan şöyle evet yani bakarsan yukarıdan gelen direnci kırmışsın. Şurada bir sıkışma olmuş. Tekrardan yükselmişiz. Ee, bu yukarıdan gelen direnci kırmış. Bitcoin de aynı hareketleri gösterecektir. Bunun da yükselmesi durumunda ben bunun e, 18 dolarlar gelmesini beklerim. Onu söyleyeyim. Geçtim. EOS Link bakalım. Evet, baktığımız zaman bunda da yani. hepsinde benzer hareketleri sergiliyoruz ki altcoin'lerde gördüğün şekilde güçlü bir çıkış görmedik. Yani Bitcoin'e oranla doğa doğrusu güçlü bir çıkış görmedik. <laughs> Bunu sevdi de dedim yani Bitcoin genel hep aynı hareket oluyor. Bitcoin çıkıyor altcoin'lere de diyor hani siz de gelin artık geride kaldınız. Hep aynı hareket yani baktığınız zaman şuradan da şöyle bir ee, yükseliş olacaktır. Söyleyeyim. Ha, dediğim gibi oğlum ne, Ben geçeceğine inanıyorum. 51.300'ü 51, pat pat kıracağız bence. EOS'ta da dediğim gibi yani satış bölgelerin belli senin. Bakarsan şöyle yani çizmişiz. Neresi 4.91. Orası da 5.12 gösteriyor. Yani bakarsan şöyle %25 ile %30'luk bir kar. Geçtim. Link. Link e, dikkatli olmanız gerekiyor linkte. Neden? Bir şey fark ettim. E, link'in çoğu arkadaşlar özellikle Link'in e, elinde tutan insanların çoğu şey yani firma. Bir firma Link'in e, toplam arzının şu anki piyasa değerine bakarsanız yani çok geride kalıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. E, bütün piyasada üretilebilen Link'in oranı şu an piyasada olana göre çok az. Yani isteseler çok fazla coin basabilirler. Bunun yükseleceği yerde çok fazla kalmıyor. %8 ile %12'lik bir yükseliş beklerim söyleyeyim. Geçtim. Ne görüyorsun bakalım. Avaksi bu arada çok insan istiyor. Avaksi e bir bakacağım şimdi bu geç yüklendi. arada bir sıkıntı var orada. <laughs> evet Avaks'a geçelim ama. ya yani dediğim gibi Avaks'a arkadaşlar diyorum 39 doları kırarsak yani, daha doğrusu 42 doları kırarsak e, bizim geleceğimiz yerler 50 dolarlar onu, onu söyleyeyim. Ee, Sene geliriz bir daha deneyim. A'da sıkıntı var herhalde A açmıyor. Sunucu da daha doğrusu yani yansıtamıyor trading var e, bakarsanız yansıtamıyor. Artık bir dahaki videoya kaldı. Onu da bakacağız. XLM bir dahaki video. Bakalım. Evet XLM'in grafiği çok güzel onu söyleyeyim. İkil dip vardı diyorduk yani bahsediyorduk. Bakarsan şöyle ikil dip kırdımı nereye götürür seni? Baktığın zaman %20'lik bir yükseliş 0.55-56'ya götürüyor seni. Onu söyleyeyim kırması lazım ama neresi 0.47 diyeceğim bunu direkt. <laughs> küsuratı da var ama küsur atları pek söylemeyi sevmiyorum. Baktığın zaman da, da 51 bin dolara ilerliyoruz. Tekrar ediyorum ben bakarsınız durmadan bu arada bitcoin'e geçiyorum. Teknik analiz videoları evet eğitim paketi yapmayı düşünüyoruz. Bunları Udemy'den yapacağız. Çok yüksek fiyatlara olmayacak merak etmeyin. Hatta öğrenci arkadaşlarımız için biz onu 12 aya bölmeyi düşünüyoruz. Bu nasıl olacak? 12 ay yani eğitim videoları atıyorum 36 video oldu değil mi? Her ay 3 video veririz. böyle böyle halletmeyi düşünüyoruz. Ona da bakacağız. Ontoloji baktık. Bat bakın Evet, bata bakarsanız uçmuş. Yani çok güçlü bir çıkış görmüşüz. Peki şimdi buradan ne olacak? Yani bakarsınız bu tepeye gelmiş gibi duruyor. Diğerlerinin düşerken bunun çıkması da aslında pek olumlu bir şey değil. Onu söyleyeyim. Erasi'nde da ayrıyetten uyumsuzluk var. Bakarsan şöyle yani. Momentum'da da ciddi bir uyumsuzluk var. OBV'ye gelince pek fazla olumsuz göremiyoruz. Yani ciddi bir uyumsuz göremiyoruz ama onda da var. Hepsinde bir uyumsuzluk var. Ondan birazcık dikkatli olman lazım. Ha, elimde olsaydı satar mıydım? Satmaz mı? Eğer Bitcoin düşecekse bunu da parabolik bir şekilde şöyle taşırız yukarı doğru. Nereye götürüyor? Yani baktığın zaman özellikle parabolin dikleşmesi. Yani şöyle bir çizim yapacaksak eğer. Ya yani baktığın zaman parabolin dikleşmeleri 0.80'lerde patlar gibi geliyor. Buna da bakacaksın. Ee, teşekkürler. Ee, videomuz bu kadar birazcık kısa oldu. Onun için arkadaşlar ben size e, Bitcoin'i biraz daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Bakın 51.300'ü 51.500 de diyebiliriz buna. aşması durumunda güçlü bir şekilde direkt 55.000'e gideceğimizi 55.000'de aşmamız durumunda 56.000 Hatta 57 bin diyebiliriz buna. 57 bin'de aşarsak arkadaşlar kademelerimizi söylüyorum. 58.300 58 bin 300. Burası aynı zamanda dediğimiz gibi en tepemiz. Burayı da aşarsak uzaya doğru artık. Çünkü önümüzde hedef yok ama ben dediğim gibi buraya aşağımızı düşünmüyorum. Bence olası senaryo buraya çarpacağız. Buraya aşacağız. Tekrardan bir retest olabilir. ve Ayrıca tekrardan yükselip 55 binde aşıp 57 binlerde durulacağız ve buradan tekrardan aşağı doğru 40 binlere ineceğiz. Bence böyle olacak. Bu benim şahsi fikrim tabii. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum.